Johannesburg'da yükselen bir silüet, Güney Afrika'da Müslüman toplumla alakalı bütün yargıları değiştirebilecek ölçüde büyük. İçinde okul, klinik, cami, çarşı, konferans ve sanat etkinliklerinin yapılacağı salonlar dahil olmak üzere hayata dair birçok alanda faaliyetlerin yer alacağı devasa bir külliye inşaatı sona ermek üzere. Külliye çalışmalarının başında Hazreti Osman yüzlü bir ihtiyar delikanlı bulunuyor. Bulunmaktan ziyade adeta nöbet tutuyor. Külliyenin adı Nizamiye. Bir kişinin hikayesi değil bu. Geçmişten günümüze yaşanan hoşgörü destanının hikayesi. Anlamak için hayırla yad ettiğimiz Nizamül Mülk'ün kurduğu medrese olarak nitelendirilen Nizamiye üniversitelerini ve bu üniversitelerin nasıl bir boşluğu doldurduğunu bilmek gerekiyor. İşte bundan sonra Afrika'daki Nizamiye'yi anlamak daha da kolaylaşıyor. Nizamiye, muhtevası geniş bir ilim kültürünün yansıması aslında. Bu kültürde dünyevi ilimlerle uhrevi ilimler bir bütün halinde aynı merkez içerisinde sunuluyordu. Bu sistem, Horasan kültür medeniyetinin dünyaya güzelliklerle dolu bir armağanıydı. Öğrenciler, yüksek kalitede bir eğitim sistemiyle tanışıyor, hayatı derin bir şekilde öğrenme ve yaşama fırsatını buluyorlardı. Güney Afrika'daki Nizamiye'nin de hedefi bu. Anlaşılıyor ki bu medresede birçok fen bilimleri de okutuluyor ve böylece ondan sonra her yerde açılıyor. Yani İsfahan'da, Meriv'de, Herat'ta, efendim Musul'da, Bağdat'ta, efendim daha Halep'te ki hatta o Anadolu Selçukluları zamanında şeyde de açılıyor, Konya'da da açılıyor. Böylece her tarafa yayılan bu medreselere buna Nizamiye adı veriliyor. İşte şeyin Nizam-ı Mülk'ün onun kurucusu olmasından dolayı bu ad veriliyor. Birincisi o Rafizi batıni inançlara karşı Sünni inancı müdafaa etti. Ha, Sünni İslam budur dedi. İkincisi ülkenin ihtiyaç duyduğu adamları yetiştirdi. Nizamiye'de çalışmalar artık son aşamada. Osmanlı klasik dönem anıtlarına benzer olarak inşa edilen cami bitmek üzere. İç havlu bütün görkemiyle ortaya çıkmış. Revaklar, sütunlar, kirişler, kubbeler, işlemeler, hat yazıları bir medeniyeti sembolize ediyor. Bir medeniyetin solmayan yüzünü gösteriyor. Mimarlık dehası Sinan'ın harikulade Selimiye'sini andıran mimarisi göz kamaştırıyor. Komple bir hayat var aslında burada. Herkesin merakla beklediği, takip ettiği, belki de anlamakta zorlandığı bu proje hayatın kendisi. Afrika coğrafyası için alışılmadık bir durum. İnançların eşliğinde yaşanan bir dünya. Külliye yaptırmayı kendine bir vazife olarak gören Ali Katırcıoğlu son günlerin telaşında. Bir an önce işini bitirip adını sanını heybesine koyup çekilmek istiyor yeniden sessizliğine. Pek mümkün görünmese de. Çünkü böylesine bir külliyeyi yapan insanı herkes tanımak, bu görevi maddi anlamda nasıl tek başına üstlenebildiğini öğrenmek istiyor. Arife günü bana bir ayakkabı aldılar. Ben o gece bayram gecesi kucağımda ayakkabıyla yattım. Evde başka çocuk yoktu, ayakkabıyı başka alacak kimse yoktu. Ama hani bilmem bu size bir şey ifade ediyor mu? Bayram gecesi kucağımda ayakkabıyla yattım. Yani yattım. Yani o hayattan gelmeyiz elhamdülillah. Ve ben orada çalışırken bir yıl boğaz tokluğuna bir şey yok. Yemem, içmem, elbisem hepsi onlara ait. İkinci sene patron defterin kapağına yazmış. Ali'nin maaşı ayda 5 lira, yılda 60 lira amcam. Yani ben o günlerimi unutmamak için bunları hatırlıyorum, anlatıyorum. Ya Rabbi sen bana bugüne kadar çok şeyler verdin. Şükrünü eda etmekten acizim. Bundan sonra verdiğin her şeyin ben sana yüzde şu kadar da şu kadarını vereceğim diye Allah'a söz verdim amcam. O rakam bana ait. Rakamı söylemiyorum. Ve 67 yılından bugüne kadar Allah'a verdiğim sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Allah da ben verdikçe, ben Allah için verdim.
Allah da bana daha çok verdi. Ben Allah için verdim, o da bana daha çok verdi. Güney Afrika'daki Nizamiye'nin kuruluş hikayesi çok uzaklarda başlıyor. Kervancı namıyla bilinen Ali Katırcıoğlu beyefendi, Osmanlı medeniyetinin gerçek bir hayranı. Lakaba gelince, kendisine emanet edilen değerleri bir kervancı titizliğiyle gerçek sahibine ulaştırmaya çalıştığı için verilmiş olabilir bu nam. Kervancı lakabını verenle Ali Katırcıoğlu arasında bir mesele belki de bu. Hayalindeki devasa esere vesile olabilmek adına Ali Bey, konuyu Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye anlatıyor ve kendilerinden tavsiye bekliyor. Ben Osmanlı'yı çok seviyorum. Osmanlı gittiği yere bir eser yapmış, her yere bir eser yapmış, bir dühün damga vurmuş. O Osmanlı'nın vurduğu damgalar asırlarca devam edip geliyor. Ama o günün şartlarıyla Osmanlı ekvatorun altına inememiş, Amerika'ya gidememiş. Hoca Efendi de olabilir, arkadaşlar müzahir olsunlar, yardımcı olsunlar dedi. Biz de Amerika'da böyle bir cami yapmaya niyet etmiştim. 3 yıl müddette Amerika'ya gittim geldim, epey bir zaman harcadık, epey para harcadık ama kısmet olmadı. Bin bir tezyinat arasında zihinler farklı bir yolculuğa çıkarken, Nizamiye'nin hikayesi de en baştan itibaren şekilleniyor. Sebepler dairesinde yapılacak olanlar ve olmayanlar, yeni, farklı bir rotaya doğru yön alıyor. Dünya haritası harekete geçiyor ve Nizamiye, Güney Afrika'ya adeta rabdiyeleniyor. Siz ne kadar isteseniz de yolların sahibi çok ince bir çizgide sizi istediği bir yola sevk ediyor. Bundan sonrası için asıl mesele Güney Afrika'da bu eserin yapılıp yapılamayacağı. Johannesburg'da Hacı abiyle beraber gittiğimiz Müslüman kanaat önderleri inanamadılar. Yani böyle büyük bir projeyi siz Güney Afrika'da yapacak mısınız dediler. Tabi Ali Kervancı abi yanında Selimiye Camisi'nin projelerini getirmiş, fotoğraflarını getirmiş. Cape Town'daki Müslümanların ilgisi, alakası onu çok heyecanlandırdı. Ama daha sonra kendi aramızda yaptığımız görüşmelerde bu sadece cami projesi olmadığını, aynı zamanda bir okulun yapılacağını, okulda bütün Afrika ülkelerinden öğrenciyi getirmeyi düşündüğünü, burada bir büyük bir merkez oluştururuz. Burada yetiştirilen talebeler daha sonra kendi ülkelerine gider, orada ciddi hizmet etme imkanı bulabilirler şeklinde düşünüldüğü için ulaşım açısından Johannesburg'un Afrika'nın merkezi olması projeyi Johannesburg'da gerçekleştirmeye bizi yönlendirdi. Ve şu anda işte külliyenin yapıldığı araziyle ilgili karar verildi. Amerika'da 3 yılda muvaffak olamadığımız projeyi burada elhamdülillah bir hafta zarfında her şey halloldu. Geldik, arsayı bulduk, belediyeyle görüştük, belediyeye projeyi anlattık. Her ne istemişsek belediye istediğimiz her şeye evet dedi. Hiçbir nokta değiştirmedi elhamdülillah. Ne istemişsek. Yalnız burada prosedür çok uzun sürüyor. Yani resmi yazışmalar falan çok ağır çalışıyor bürokrasi. Bu iş biraz 2-2,5 yıl kadar sürdü projenin tasdiki. Araziyi satın almadan önce de belediye yetkililerine ön izin adına bir görüşme oldu. Yani biz burada böyle bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla alakalı bir sorun çıkar mı şeklinde önden bir mütalaa da alma imkanımız oldu. Hatta kendisinin en çok o zaman hassasiyet gösterdiği konu, işte ben 4 tane minare yapacağım. Her bir minare 60-70 metre uzunluğunda olacak. Acaba bu minarelere izin verirler mi? Tabii belediye yetkilileri, yani bizim için böyle bir projenin olması hiçbir mahsuru yok. Hatta bu bir sanat harikası, sanat değerinde olan bir proje. Gösterdiğimiz fotoğraflara verdikleri ilgi oydu. Niye olmasın dediler. Bu da ayrıca Hacı abiyi çok heyecanlandırdı ve araziyi satın aldı. It was very frustrating for bu hem bizim için hem de Ali amca için gerçekten çok stresli ve moral bozucu bir dönemdi. Ama hep sabrettik ve Allah'ın büyüklüğü ve izniyle hepsinin üstesinden geldik.
Projenin arazisinde küçük bir bataklık alan bulundu. Fakat bu yerel kurumlar tarafından çok büyütüldü. Bize düşen arazi küçültülmeye çalışıldı. Bu da bizim için moral bozucuydu. Fakat Allah'ın büyüklüğü işte. O sırada arazinin yanında metro çalışmaları başlatıldı ve yapılan kazılar sayesinde arazideki tüm nem çekildi ve artık böyle bir engel de kalmamıştı. Hayır demiyorlar ama projenin tasdiki uzun sürünce bir ara bir Sultan'da yapalım mı falan diye böyle bir şeyler oldu. Sonra hoca bana haber göndermiş, 15 gün daha bekletsin, acele etmesin diye haber göndermiş. Biz 15 gün beklemeden 2-3 gün sonra buradan haber geldi ki proje tasdik oldu diye. Elhamdülillah. At that time we Uncle Ali had bu süreçte Ali amca en azından camiyi, konferans ve yemek salonlarını ve okulu yapmayı düşünmüştü. Fakat daha sonra araziyle ilgili problem ortadan kalkınca projenin klinik, alışveriş merkezi ve okul gibi diğer bölümlerinin de inşasına karar verildi. Bunun sonucunda oturup projenin tasarımı yeniden gözden geçirildi. Büyük zorluklarla her bölümün yerine tekrar karar verildi. Bu süreçte elde edemeyen tek şey inanılmaz bir yapı olan caminin kendisi oldu. Proje öylesine haşmetlidir ki inanmakta güçlük çeker yetkililer. Belki de bürokrasinin bu denli uzamasının sebeplerinden birisi de budur. Acaba yapabilecekler mi? Bu soru sadece yetkililerin değil, bölgedeki konuyla ilgili bütün insanların da sorusu olabilir. Çünkü Güney Afrika'da, dahası Afrika'da, ekvator çizgisinden aşağıda daha önce böyle bir girişimde bulunulmamış. Böylesine haşmetli, muhtevası geniş bir külliye düşünülmemiş. Yapılanlar genel anlamda samimi, küçük çaplı ve bu halleriyle de gerçek inanç yapısının mükemmelliğini sergilemekten uzak projeler. Bu yüzden de insanların şaşkınlıkla karşılamaları son derece tabii. İnsanlar tabii şunu ilk başta belki anlayamadılar ama sonra da kafalarını idrak ettiler. Yani bir insan 70 yaşından sonra 75 yaşında ülkesini terk edecek, parasıyla yani bir şeyler yapacak. Bu tabii kolay anlaşılan bir şey değildi yani. Çok kolay anlaşılan bir şeydi. Hele Hacı abimizin tabii haliyle, tavrıyla yani insanlara yani tesir etmesi bu dünyada bizim adımıza en büyük referans oldu yani. Impression of Uncle Ali was Ali amca ile ilk tanışmam çok hayret vericiydi. Onun yaşındaki bir adamın evini ülkesini bırakıp böyle bir amaç için Güney Afrika'ya gelmiş olmasına inanamadım. Onun arkadaşlığımız o zamanlarda başladı. En azından haftada bir kez görüşüyorduk. Ziyaretine gidip projeyi takip ettiği küçük karavanında oturuyorduk. Böyle asıl ve mütevazi birisiyle hayatımda hiç tanışmadım. Ona çok fazla soru soruyordum. Ve her sorumun cevabı Allah'ın dilemesi şeklinde oluyordu. Bu beni Allah'ın varlığına bir kez daha şartsız inandırdı. Çünkü karşımda Türkiye'den gelmiş, Güney Afrika'yı hiç bilmeyen ama Güney Afrika Müslümanları için bu kadar büyük bir yapının arkasında olan bir adam vardı. Bu noktaya gelmeden önce hadiseleri farklı bir gözle de ele almak gerekiyor. Niyet halis olunca sizi zorlayan, imtihan unsuru olabilecek her türlü engel bir süre sonra sükut etmek durumunda kalıyor. Uzun bir zaman beklemek zor gelse de insana, sabretmenin güzelliği de burada. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki engeller birer birer ortadan kalkıvermiş. Ancak tabii ki sadece bir imza için bile perde arkasındaki güzelliklerin etkisini unutmamak gerekiyor. Amcam o kadar çok hadise oldu ki anlatmak mümkün değil. Mesela projeyi yaptık.
burada geldik, müracaat edeceğiz. Ama bizim Türkiye'deki firmaların, mimarların imzası burada geçerli değil. Burada projeye imza atacak bir mimar lazım. Biz arkadaşlarla 3-5 gün böyle mimar peşinde koştuk. Bütün bürolara dolaştık. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok yani yine kendi kendime, ya dedim burası da acaba Amerika gibi mi olacak, hüsrana mı uğrayacağız falan diye. Çok duygulandı bir gündü. Çok duygulandım. Hani anlatmak mümkün değil. Aklıma geldi. Medine-i Münevvere'de bizim arkadaşımız Hüseyin Avni Hoca var. Hüseyin Avni Hoca'ma ağlayarak vaziyeti anlattım. Dedim ki burada böyle bir mimar bulamadım. Bulamadık. Bu işte galiba burada akamete uğrayacak. Hani hüsrana uğrayacağız. Ne olur dedim. Git Efendimiz'e huzura. Meseleyi dedim arz et. Böyle böyle. Ben dedim çok bunaldım burada. Artık nasıl arz ettiyse, ne dediyse. Tabi onun samimiyet ve ihlası. O orada işte arz etmiş. Ertesi gün sabahleyin talebeler vardı. Bazı talebe velileri de talebelerle görüşmeye gelmişler veya almaya gelmişler. Onlarla tanışırken içinden bir tanesi dediler bu mimar. Talebenin babası mimar. Ben dedim biz mimar arıyoruz burada. I went and met with Uncle Ali. O akşam Ali amcayla görüştüm. Yanında ona eşlik eden başka Türk iş adamları ve çevirmenler vardı. Projenin planlarını ve çizimlerini orada gördüm. Ali amcayla oturup projenin yeri ve nasıl gelişmesi gerektiğini konuştuk. Bana proje için Müslüman bir mimar istediğini söyledi ve işi kabul edip etmeyeceğimi sordu. Tabii ki gururla kabul ettim. Bir taraftan da projenin büyüklüğünü, tarihi değerini ve İslam'ın en güzel mimari eserlerinden birinin örnek alındığını düşününce bu benim için biraz göz korkutucu oldu. Yine de benim için büyük bir fırsattı bu ve gurur duydum. Allah'a bana bu projenin içinde bulunmayı ve Ali amcayla birlikte çalışmayı nasip ettiği için çok şükrettim. Bizim iş o gün bitti elhamdülillah. Aradan 24 saat geçmedi abi. Yapım aşamasına gelindiğinde yine de projeyle alakalı kanaat önderlerinin de fikirlerini alalım düşüncesi çıkıyor ortaya. Bu amaçla görüşmeler başladığında Güney Afrika'nın efsane lideri Mandela ile görüşme fırsatı doğuyor. İnsanların görüşebilmek için uzun süre randevu beklediği Mandela, bir gün gibi çok kısa bir süre içinde görüşme talebini kabul ediyor. Herkes büyük bir heyecan içinde. Uzun süren aktif bir bekleyişin ardından kapıların adeta şimşek hızıyla açıldığını görmek kanatlandırıyor onları. Ben bir köylü çocuğuyum, bir garibim ama hizmetin bereketiyle o beni tanımaz, ben onu tanımam. Adam bize 24 saat geçmeden randevu verdi. Hani bu yani tamamen ve tamamen hizmetin bereketi. Hani başka neyle izah edilebilir, neyle izah edilebilir ki? Edilemez. İzahı mümkün değil. Daha aradan bir gün bile geçmemişti. Tabii çok hızlı bir görüşmeydi. Biz Hacı abinin Türkiye'den gelirken projenin bitmiş haliyle maketini yaptırmıştı. O maketi getirdik, projeleri getirdik. Bu dönem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitaplarını aldık. Mandela projeyi çok olumlu karşıladı. 20-25 dakika kadar yanında oturdum. O yanında oturduğum müddetçe elimi tuttu, hiç bırakmadı. Elimi tuttu, hiç bırakmadı. Mandela ile ilk görüşmeye gittiğimizde tabii protokol bize kapıda şöyle yapacaksın, şöyle hareket edeceksin falan diye bir sürü bize talimatlar verdiler. Ben içeri girdim, onların talimatlarının hepsini unuttuk. İçeri girince Nelson Mandela'ya baktım, çok sıcak bir adam. Ne o protokol dedim, boynuna bir sarıldım, o da bana sarıldı. O güvenlikçiler hepsi böyle baka kaldılar. Mandela ziyaretimizde hem külliye projesini anlatma fırsatı bulduk. Bu projenin Güney Afrika'da yapılması hususunda Ali Kervancı abiyi teşvik eden muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kendi davasını, demokrasi adına yaptığı mücadeleyi her vesileyle takdir ettiğini, kendisinin gıyabında talebelerine ve yakın arkadaşlarına Mandela'yı ve Mandela hareketini bir örnek hareket olarak gösterdiğini ulaştırdık. Selamlarını söyledik. Bundan da Mandela çok memnun oldu.
Ülkenin en önemli insanıyla, Mandela'yla tanışma fırsatını bulan Ali Katırcıoğlu beyefendi ve arkadaşları, projelerini büyük bir heyecanla anlatıyorlar. Aynı zamanda kendilerini de tanıtıp, eğitim faaliyetlerinden bahsediyorlar. Projenin büyüklüğü Mandela'yı da etkiliyor. Çarşı ileride ufak tefek geliriyle hem camiyi besler hem de çarşıda tamamen Türk malları satılmasını, teşhir edilmesini, Türkiye'nin tanıtılmasını istiyoruz. Hani çarşıda yabancı mal olmayacak. Tamamen Türk malları ve Türk lokantası, Türk kahvesi, lokantası falan. Efendim kliniğin yapılmasına gelince, kliniğin de bana Nelson Mandela ile görüşmemizde Mandela tavsiye etti. Dedi proje çok güzel ama bizim burada çok hastamız var. Bir de klinik koysanız köşesine iyi olur dedi. Hani kliniği Mandela'nın tavsiyesiyle sonradan projeye ilave ettik. İlk projede klinik yoktu. Selimiye benzetilmesine gelince, tabii maden gücü dışında bir şey yapıyoruz. En güzeli, Türkiye'deki en güzeli veya en güzeline yakın olması lazım. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'yi kopya edelim dedik. Onun rolevelerini elde ettik. Onun rolevelerinden Selimiye'nin 3/4'ü, her şey orantılı. %75 olarak projeyi hayata geçirmeye çalıştık amcam. Hani Selimiye, Mimar Sinan'ın, Osmanlı'nın en ustalık eseri olduğu için oraya buraya tatbik edelim diye onun biraz küçüğünü yapmaya çalıştık. Artık şartlar her yönüyle hazır. Büyük bir külliye için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. Hakim bir tepede yer alan 100 dönümlük arsada dualar eşliğinde 1 Ekim 2009 yılında temel atılırken bütün duygular da ayakta. Çünkü külliye Güney Afrika'da bir insanlık sembolü olmak için yükselecek. Bölgede her ne kadar İslami bir külliyenin yapılabileceğine inanılmasa da muhteşem bir inançla çepeçevre sarmalanan insanlar her zamanki tevekkülleriyle sakin. Türkiye'de kazanılan tecrübeler bunu gösteriyor zira. Nice yapılmaz denilen eser insanları şaşkına uğratarak tamamlanıyor. Başka bir ülkede olması önemli değil bu yüzden. Belki küçük ayrıntılar işleri yavaşlatıyor gibi görünse de her şeyin bir vakti zamanı var. Temel attık. Temel atarken buranın statik imzasını atan bir mühendis vardı, inşaat mühendisi. Onu çağırdık. Gelmek istemedi. Fakat kontrol için gelmen lazım dedik. Temelde sömel betonlarındaydık. Demir döşemiştik. Adam Kasım Hansa ismi. Kasım Hansa bir Müslüman mühendis. Bakmaya geldi dedi ki Allah Allah bu kadar demir dedi ben hayatımda görmedim böyle temel. Gerçi ben görmedim ama dedi olsa olsa burada 50 katlı bir bina var. Buranın en yüksek binası. 50 katlı bina. Onun temelinde belki bu kadar demir vardır veya yoktur. Böyle, yani gerek yok bu kadar falan deyince ben anlattım dedim ki bizim ecdadımız daha beton demir yokken tuğlayla, kireçle, harçla, horasanla bina yapmış. 400 yıldır, 500 yıldır ayakta duruyor. Biz burayı yapınca gidince aradan 50-100 sene sonra yıkılırsa kıymeti yok. Biz de buraya hiç olmazsa ecdadın yaptığı gibi mümkün olduğu kadar biraz uzun ömürlü olsun diye böyle yapıyoruz falan dedim. Caminin temelini atarken her minarenin, dört minarenin dört temeline de birer tane kurban kestik. Ve temel atılırken yaklaşık 12 saat sürdü temel atma işlemi. Ve Hacı abi genelde ağlamaklıydı ve hep dua ediyordu. Ve hep içerisinden böyle dudaklar oynuyordu, dua ediyordu veya Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hep dua içerisindeydi ve gözleri hep yaşlıydı. Çünkü anlaşılan o ki uzun yıllardır hayalini kurduğu bir şey o an gerçekleşmiş oluyordu. Külliye inşaatı için ana unsurlarla ilgili bütün ustalar Türkiye'den getiriliyor. Malzemelerin büyük bir çoğunluğu da. İnşaat bir yapboz misali, muhteşem bir iradenin rehberliğinde tamamlanıyor. İnsanlar da bir şekilde bu yapbozda ilahi bir yönlendirmeyle yerini alıyor. Öylesine enteresan bir durum yaşanıyor ki herkes şaşkınlık içinde. Harfiyata başlayacağız. Arazinin harfiyatına. Tabii yabancı ediyoruz. Ben harfiyatçı
falan burada kimse tanımıyorum. Yanımızda inşaat vardı. Hemen yanımızdaki inşaat harfiyatını yapan adamın orada işi bitmiş. Bir Alman asıllı birisi deyin diye. Geldi buraya. Siz burada harfiyat yapacakmışsınız, ben yapayım. Adam burada hemen şu inşaat. Yolun öbür tarafındaki. Adam kendisi geldi. Anlaştık. Harfiyatı ona verdik. Kalıplar yapıldı. Temel attı. Kolonlar çıkmaya başladı. Birisi geldi. Ben bu inşaatın duvarlarını yapayım. Ben duvarcıyım. Yerli. Hani biz hiç aramadık. Duvarcı da kendisi geldi. Sıvacı da kendisi geldi. Çoğu aradığımız şey biz daha aramadan, daha bakmadan bizim elimize geldi, bizim önümüze geldi. Hem Türkiye'den de aynı şekilde oldu, hem buradan sağladığımız şeyler de aynı şekilde oldu. Mesela inşaata başladıktan yaklaşık 7-8 ay sonraydı. Ali amca boya işine yavaş yavaş bakalım dedi, boya ve boyacı işine. Ben notumu almıştım. Ertesi gün daha ben araştırmaya başlamadan sakallı beyaz bir adam, nur yüzlü bir adam camiyi gezmeye geldi, ziyarete geldi. Ben de camiyi gezdirdim, inşaat halindeydi o zaman. Ve etrafa bakındı ve dedi ki ben boya üreticisiyim ve boya işi yapıyorum. Ben dedi bu camiyi bedava boyamak istiyorum. Ben şu ana kadar birçok camiyi bedava boyadım dedi. Ben de camiye herhangi bir bedava bir şey kabul etmediğimizi Ali Bey'den dolayı ilettim. Ve daha sonra Ali Bey'le görüştüm. Hem kardeşim, hem arkadaşım, hem de babam diyebileceğim Ali Bey'le 2010 Eylül'ünde tanıştım. Tanıştıktan hemen sonra 5 dakika içinde çok yakın bir arkadaş, hatta kardeş olduk. Kendi ülkesini bırakıp yabancı bir ülkeye bu inanılmaz projeyi gerçekleştirmek için gelmiş bir insana sadece hayran kalınır. Güney Afrika'nın küçük Müslüman topluluklarından birisi olarak onunla tanışmak gerçekten onur verici. Ve o andan bu zamana kadar caminin dekorasyonuna yardım ediyorum. Zaman zaman kendisini, acaba zaten ciddi bir projeye bir finans ayırmış bulunuyorsunuz. Yani çok büyük bir maddi fedakarlık içerisindesiniz. Yarın bu okul açıldığında burada okuyacak olan öğrencilerin bursları, bunların iaşeleri, bunlar da çok ayrı bir bizim için bu çarkı çevirme adına zor olacak. Bu imkanlarda biz zorlanacağız dediğimizde niye endişe ediyorsun? Yani Allah bize o zamanlarda farklı imkanlar, farklı imkanlar nasip eder. Onu da hallederiz, onu da altından kalkarız. Hep bizi o konuda teşvik ediyordu. Hatta zaman zaman o inşaat esnasında inşaata yardım etmek isteyen Müslümanlar çıkıyordu. Mesela Gulam Ahmet diye Johannesburg'da herkesin tanıdığı Müslüman tüccar. O inşaatı, o projeyi görünce ben bütün elimdeki imkanlarla ücretsiz olarak ne kadar malzeme istiyorsanız bu projeye vereyim. Bende satılık ne varsa para vermeyin. Böyle bir projeye benim de katkım olsun deyince Hacı abi kabul etmemişti. Senin imkanın olursa daha sonra burada okuyan öğrencilere burs verirsin. Onlara burslarıyla sahip çıkarsın demişti. Güney Afrika için bir ilk olma özelliğini taşıyan Nizamiye Külliyesi, inşaat aşamasında bile bir çekim alanı oluşturuyor, farklı inançlardaki insanların dahi ilgisini çekiyor. Bütün unsurların devreye girmesiyle birlikte, çekim alanının yaşanan hadiselerin ışığında daha da güçleneceğini söylemek mümkün. Sıra dışı her güzellik bunu hak ediyor aslında. 7-8 ay önce caddeden geçen bir papaz inşaatı görmüş. Merak etmiş. Buraya geldi. Dedi mahsur yoksa inşaata dolaşabilir miyim? Dedi. Dedi ki hiç mahsur yok, dolaşırsınız. Adamı aldık. İnşaatı dolaştırdık. Hoşuna gitti. Çok beğendi. Dedi ben dedi pazar günü 3-5 arkadaşımı buraya getirsem olur mu? Mahsur olur mu? Hiç dedik olmaz. Burası Allah'ın evi. Herkese açık. Müslüm, gayrimüslim yani biz insanlar hepsi Allah'ın kulu. Pazar günü sabahleyin telefon ediyor. Ben 3-5 arkadaş demiştim ama biz 25-30 kişi olduk. Mahsur var mı? Dedi ki hiç mahsur yok. Ben daha seviniyorum yani çoğunluğu. Bir geldiler abi pazar günü. Adam pazar ayinine gelen cemaatin tamamını toplamış. Buraya getirmiş. 70 küsur araba, 250 kişi. Elhamdülillah. Hani geldiler, dolaştılar işlerinde. Beyazı var, siyahı var, Hintlisi var yani muhtelif renklerde bir kilise cemaati olduğu gibi gelip dolaştırıyorlar. 2 saat, 3 saat
gezdiler, çok memnun kaldılar falan. Biz Hazreti Adem ve Hazreti Havva anamızın çocuklarıyız, hep kardeşiz biz demiş. Herkes böyle alkışladı, ben odadan duydum ama sonra bana söyledi. Ve gezdikten sonra herkes tabii bir şeyler ikram ediyorlar ama başka tabii o kadar yani şeyler varsa o kadar 200 kişiye hediye yok. Herkesin eline birer tane çine vermiş. Çini veriyor orada. Duvarlara yapılan çiniler. Herkesin eline birer çini veriyor. Dedim hani eksiz nasıl zaten getirecektik, gelecekti, yetmeyecekti dedi. Özellikle pazar günleri 1000 kişiye yakın ziyaretçi geliyor. Yurt dışından buraya gelen turistler otobüslerle buraya gezmeye, ziyarete geliyorlar. Şu an bayağı ziyaretçimiz var inşaat safhasında olmasına rağmen. İnşallah açılış yapıldıktan sonra buradaki Turizm Bakanlığı'nın turistik bölge, turistik bina olarak listelerine eklenecek. Yerli ve yabancı turistler olarak buraya gelip daha çok ziyaret edecekler inşallah. Bir mütevazı insan, mütevazılığını kimseye hissettirmeden yaşıyor. İnşaat işlerinin başındayken minik bir karavan yetiyor ona. Güney Afrika'ya ikinci evi olarak yerleşmeden önce hayallerini bu karavanın içinde şekillendiriyor. Her gelini karşılıyor, tebessümüyle onların kalbinde yer ediniyor. İnsanlar bu beyefendi insanı tanırken onun arkadaşlarını da tanıma fırsatı buluyor. Bu aslında uzaklarda kurulan yepyeni bir dünyayı işaret ediyor. Zaman zaman anlatıyordu ve her anlatışında da gözyaşlarıyla anlattığını hatırlıyorum. Ben yıllardır bu projeyi düşünüyorum. Bana defaatle ben hayalimden bunu 10 sefer yapıp bitirmişimdir. Tuğla tuğla 10 sefer koymuş, bu projeyi bitirmiş, tamamlamışımdır dediğini kaç sefer hatırlıyorum. Her seferinde de acaba işte ömrüm vefa edecek mi? Bu proje tamamlanacak mı? Burada işte camide ezan okunduğunu duyacak mıyım? Bu okulda talebelerin seslerini duyacak mıyım dediğini ve ciddi bir intizar içerisinde, bekleyiş içerisinde olduğunu hatırlıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Is not very much else. Ali Bey benim mütevazılıktaki profesörüm. Ona çok teşekkür ediyorum. Ve ona teşekkür etmeyi hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Aslında 2010 öncesine kadar Türklerle herhangi bir diyaloğum olmadı. Ali amcanın yanına gelince onların birbirlerine değer vermelerine ve düşünce yapılarına hayran kaldım. Bu durum bizim için, bütün Müslümanlar için ders oldu. Bu külliye benim bir parçam. Kendimi de onun aktif bir üyesi olarak görüyorum. Bu kurumlarda yetişip daha iyi bir hayat için dünyaya yayılacak olan iyi insanlardan sadece Müslümanların değil, diğer din mensuplarının da çok faydalanacağı kanaatindeyim. Beni etkileyen şeylerden biri de bu projenin arkasındaki kişiler. Gerçekten inanılmaz insanlar. Türkiye gibi güzel memleketlerini bırakıp dünyanın ve Afrika'nın en ucuna sadece hizmet için gelmişler. Güney Afrikalılar olarak üzerimize düşen bu kurumları ve yapmaya çalıştıklarını çocuklarımıza öğretmek ve tanıdığımız herkese anlatmak.
Nizamiye Külliyesi'nde cami ön planda. Muhteşem Selimiye tarzındaki mimarisi herkesi mest ediyor. Bu yüzden inşaatı bittiğinde tezyinatın önemi ortaya çıkıyor. Bu safhada nakış, çini, doğrama, vitray ve hat gibi birçok ince işçiliğin ustaları devreye giriyor. Sahne artık gözle görülür bir şekilde güzelliği temsil eden, gösteren sanatkarları. Farklı alanlarda birçok uzman ekip ahenkli bir şekilde çalışıyor. Yüzlerce vitray cam takılıyor, kerestenin en iyisi Afrika'da seçilip Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye'de sanatlara tamamlanıyor. Haşmetli kubbede kullanılmak üzere yine Türkiye'den kurşun getiriliyor, kubbeye 58 ton kurşun dökülüyor. Böylelikle caminin insanı derinden etkileyen silüeti gözler önüne seriliyor. Buradaki caminin süsleme tarzı o Topkapı Sarayı'nın nakışları baz alınarak yapılmıştır. Tabii Edirne Selimiye bazına uyumaya çalıştı. Ama yine Topkapı Sarayı istediğinde Hacı amcanın isteği doğrultusunda böyle bir çalışma düzenlenmiş. Daha doğrusu kalem işleri Rumi ağırlıklı. Arada Hatay bazlı işte şeyler, motifler devam ediyor. Çalışmalarda genelde yazılarda altın varak kullanılmıştır. Artı motifler altın yaldız olarak sürme. Genelde onları kullanılmış Hacı amcanın tercihi üzerine. Bu caminin alt katında 800 kişilik değişik amaçlarla kullanılmak üzere konferans salonu. Caminin hemen arka tarafında avlu kısmında medrese sınıfları. Avlunun üst kısmında medresenin yurdu, yaklaşık 300 kişilik bir medrese ve yurt kısmı. Bunun alt kısmında yaklaşık 1000 kişilik bir yemekhane. Öğrencilere ve misafirlere ve değişik amaçlarda programlarda kullanmak üzere büyük bir yemekhanemiz var, mutfağımız var. Tabii bizim külliye gelecek adına çok önemli bir şey ifade edecek. Ekvatorun altında bu kadar büyük bir müessese yok yani bu yönüyle. Bir de tabii bizdeki o Nizamiye Külliyesi'ndeki kavram gibi içinde caminin olması, içinde konferans salonunun olması, içinde okullarımızın, yurtlarımızın olması, içinde Osmanlı çarşısının olması ve daha da orijinal tarafı içinde klinik olması tabii. Tam bir Selçuklu eseri oldu. Külliyeyi incelerken geçmişten günümüze yansıyan ananevi bir güzellik dikkati çekiyor hemen. Hemen her külliyede bulunan hazire, Nizamiye Külliyesi için de özel olarak hazırlanmış. 300 kişilik bu hazirenin şimdilik iki sakini var. Hikayeleriyle dikkat çeken bu misafirler, güzelliklerin bir nişanesi olarak bahçede yerlerini almış durumdalar. 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin dönemin Güney Afrika konsolosu olarak atanan ve 1916 yılında vefat eden Mehmet Remzi Efendi'nin kabri, Ali Katırcıoğlu Beyefendi'nin isteğiyle, özel bir izinle Johannesburg mezarlığından buraya naklediliyor, yeniden kılınan bir cenaze namazının ardından bahçeye defnediliyor. Böylelikle bir keşfin sonucu olarak gariplikten kurtarılıyor. Diğer mezarsa Sevgi Hareketi'nin gönüllülerinden, adanmışlarından birisine ait. Ömer Erol. Zaten burada çok fazla Türk yok. İşte burada vefat eden Türk olursa, Türklerin ya buraya emeğe geçen kimselerin mezarına konması için mezarlığı tescil ettirdik. Özel mezarlıktır. Herkese açık değil. Bu arada geçen sene tam 13 ay oldu. Buraya sırf Allah rızası için hicret eden bir arkadaşımız vardı. Ömer Erol diye bir arkadaş. İstanbul'da işi vardı, dükkanı vardı. Efendim dükkanı da kapattı. Sırf Allah rızası için muhacir sevabı kazanayım diye buraya hicret etmişti. Burada ticaret yapıyordu. Geçen sene bir kalp kriziyle arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ömer Erol. Bizim mezarlık da tabii o anda tescil edilmişti.
Bizim mezarlığa defnettiğimiz ilk arkadaş o arkadaş Ömer Bey. Bu arada Ömer Bey defnettikten sonra burada bizim bir arkadaşımızın hanımı mezarlıktan ve ölülerden korkarmış, korkuyormuş. Gece rüyasında bir ay sonra, iki ay sonra şeyden vefattan, gece rüyasında o hanım kardeşimiz buraya camiye geliyor. Caminin önünde mezarlığı görüyor. Mezarlığı görünce ürküyor falan. Bu arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rüyasında kızım korkma, korkacak bir şey yok. Burada yatan zat benim bizim sahabeme denk birisi diyor. Külliye içindeki çarşı Türkiye'yi yansıtacak ürünlerle donatılacak. Ayrıca Türk damak tadını temsil edecek bir lokanta ve kafeterya misafirlerin hizmetine sunulacak. Çarşıdan elde edilecek gelir nizamiyenin masraflarında kullanılacak. Klinik ise yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda 10 dalda hasta kabul edecek. Afrika'nın sağlık problemleri düşünüldüğünde klinik önemli bir vazifeyi yerine getirecek. Böylelikle Özgürlük Hareketi'nin simgesi Mandela'nın tavsiyesi de tamama ermiş olacak. Anadolu İmam Hatip Lisesi düzeyindeki okul, 800 öğrenci kapasitesiyle gelecek adına, sadece Güney Afrika'daki değil, aynı zamanda bölge ülkelerindeki insanların da gönüllerine su serpiyor. Bu okulda eğitim gören öğrenciler, 300 öğrenci kapasiteli yurtta kalıyor, çağın gerektirdiği bilimle donanıyor, inançlarını yaşayarak öğreniyorlar. Bu okul aynı zamanda külliyenin ilk faaliyete geçen dünyası. Biz Türkiye'deki Anadolu İmam Hatip müfredatında işte fen bilimlerinin, matematiğin de yeteri kadar okutulduğunu, yani bu okulları bitiren öğrencilerin başta ilahiyat fakültelerine ve din adamı ihtiyacı yetiştirmek üzere yönlendirildiğini ama aynı zamanda bu matematik ve fen bilimleriyle beraber hem dünyayı daha iyi tanıdıklarını hem de değişik fakültelere de gitme imkanı, okuma imkanı olabileceklerini söyleyince onu da ayrıyeten bir müfredat olarak benimsediler. Zaman daraldığı bir noktada genişliyor. Sebepler birbirini takip ederken çalışmalarda muhteşem sona yaklaşıyor. Nizamiye Külliyesi'nde ana unsur olan cami, sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda birçok sosyal faaliyetin de gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmış durumda. Bu yüzden de etki alanı bir hayli fazla. Özellikle Güney Afrika'da bu etki alanını somut bir şekilde görmek mümkün. İnsanlar biliyorlar ki bu külliye, bilinen bütün ön yargıları yerle bir ediyor. İnsanlar için hayatın içinde yepyeni bir dünya doğuyor. Yani mükemmel, beautiful diyorlar, harika diyorlar yani çok beğeniyorlar. Biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Ya biz de Türkiye'den buraya ekip olarak, kalemişi ekip olarak ilk defa biz kısmet nasip oldu. Burada sanatımızı, Türk sanat, Osmanlı sanatını temsil etmeye çalışıyoruz en güzel şekilde. From a perspective of bu yapı gerçekten simgeleşti. Uzaktan geçenler bile ince ve zarif minareleri, inanılması güç büyüklükteki kubbeyi fark ediyorlar. Böylelikle sadece Müslümanların değil, farklı din ve kültürlerden insanların da dikkatini çekiyor. Ve burada neler olduğunu öğrenmek için her gün, her kesimden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Yerel insanlar tarafından inanılmaz bir ilgi söz konusu. Bence bu proje Güney Afrika için bir simge, bir dönüm noktası. Bu proje sadece Müslümanlar için değil, buradaki büyüklüğü, kültürü ve Türk mimarisinin güzelliğini görmek için herkeste büyük bir ilgi var. Ve bu külliye Güney Afrika'da ziyaret edilmesi gereken bir yer haline gelecek. Bir başyapıt olacak.
from a Islamic perspective, İslami açıdan bakıldığında da taşıdığı tarih ve kültürel değerler yönüyle çok harika bir yapı. Bu yapının getirdiği kültüre burada gerçekten ihtiyaç vardı. Çünkü Güney Afrika Müslümanlarını bir araya getiren ortak bir kültür görmek çok zor. Külliye bizim için yeni bir kültür. Şimdi gurur duyabileceğimiz bir mekanımız var. Sadece İslami açıdan değil, eğitimi de kapsayan birçok alanda faydalanabileceğimiz bir yer. Ve şu anda farklı kültürlerden insanların buluştuğu ve Güney Afrika'da İslam'ı temsil eden bir mekanımız var. Güney Afrika'da bu tarz camiler hiç yok. Güney Yarımküre'nin en büyük camisi her gün çok sayıda misafir geliyor ve elhamdülillah herkes çok memnun bir şekilde ayrılıyor. 50 milyonluk Güney Afrika nüfusunun sadece 3 milyonu Müslümanlardan oluşuyor. Bu proje bizim açımızdan göz alıcı. Bu sadece Müslümanlar için değil, buraya gelip bu merkezi görüp buradaki inanç kültürünü öğrenmek isteyen herkes için de bir fırsat. Bu külliyenin asıl amacının insanlık adına, dünya için karşılıksız bir hizmet olduğunu biliyoruz. Hazreti Ömer döneminden itibaren asırlardır devam eden bu kurumlar sadece Müslüman toplumlar için değil, insanlık adına da çok başarılı oldular. Nizamiye Külliyesi de İslam'ın güzelliğini, barış dini oluşunu duyurmak adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirecek. Ümit ediyorum ki bütün Afrika kıtasında İslam'ın daha güzel anlatılması için bir temel teşkil edecek. Tabii bu model onların hiç alışık olmadığı bir insan modeli, bir fedakarlık modeli. Oradaki Müslüman zenginler nezdinde de Ali Kervancı abinin ve külliye projesinin çok ciddi bir ufuk olduğunu, bir fedakarlık modeli olduğunu. Bizim arkadaşlar burada iftar yemeği, diyalog iftarı veriyorlar. Bu çıkan Ramazan otelde yemek tertip etmişler. Beni de çağırdılar. Gittik, bir masaya oturttular beni. Sağımdaki arkadaş belediye başkanıymış. Soldaki o bayan da buranın eyalet başbakanıymış, premier. Neyse onlarla tanıştık. Ben onlara inşaata davet ettim falan. O premier kadın dedi ki, tamam biz inşaata geleceğim ama önce dedi sen bizim oraya gel, sonra biz gelelim. Tabii bizim bu Hacı abimizin yaşantısı, tavrı, fedakarlığı insanlara da çok tesir etti. Devlet yetkililerinde de çok tesir etti. Bizim bu eyaletlerde başbakan var. Başbakanımızın tavrı çok orijinal oldu, yani bu premier diyoruz burada. Bir bayan başbakan, bu eyaletin başbakanı. Bu eyalet o yönüyle çok önemli bir eyalet. Ekonomik merkez burası. Biz 3 kişi gittik konuta. Bir masa tabaklar hazırlanmış, bir masa yemekler hazırlanmış. Falan. Oturduk. Kadın kendisi hizmet ediyor. Ayakta bir sürü garson var, hizmetçi var. Başbakanlık. Sonra tabii çok ciddi bir samimi hava olunca Hacı abi camiye davet etti, külliye davet etti. Kadın bizim yanımızda sekreterini aradı. Cuma saat öğleden sonra olmasına rağmen dedi ki sekreterine, pazartesi öğleden sonraki bütün randevularımı boşaltın. Ben külliye gideceğim, camiye gideceğim. Sonra kadın geldi. Oturduk, kahvaltı türü bir şeyler yaptık falan. Baktım kadın çok samimi. Kahvaltıdan sonra ben kadına dedim ki, bak dedim premier, benim senden yaşlı kızım var. Senin yaşın benim kızımdan daha küçük. Eğer dedim izin verirsen dedim, sen benim burada manevi kızım ol. Olur musun dedim. Oldum gitti dedi kadın. Başbakan şimdi bizim manevi kızımız oldu. Ondan sonra inşaata dolaştık. Biz güvenlikçilere 3-5 dakika demiştik. Kadın tam 1-1,5 saat inşaata dolaştı. Gezmediği noktayı bırakmadı. Her yeri. Ben diyorum ki ya premier, ben dizlerim ağrıyor, ben ihtiyarım. Ben yoruldum. Sen otur diyor. Ben iyiyim. Ben gezeceğim diyor. Sonra beraber otururken orijinal bir şey daha söyledi. O da şuydu yani. Dedi ki bu cami dedi ne zaman açılacaksa dedi. Benim dedi haberim olsun. Ben dedi devlet başkanını buraya getireyim, devlet başkanına kurdeleyi kestireyim dedi. Kendi yani ve şu anda da yani açılışta devlet başkanını getirmek için de gayret ediyor yani. Ve açılıştan sonraki
ilk bakanlar kurulu toplantısını ben burada yapacağım diyor. Bakın şimdi dünyada ilk, hiçbir camide bakanlar kurulu toplantısı olmuş değil bugüne kadar. Duymadım ben, bilmiyorum. Eğer kadın yaparsa bunu, biz söylemedik, kendisi söyledim. Açılıştan sonra ilk bakanlar kurulu toplantısını ben burada yapacağım diyor. Şimdi amcam bunları düşününce kadına bunları söyleten kim? Kadının kalbine bu ilhamı veren kim? Değil mi? Yani bir sizin dininizden olmayan bir başbakan bir camide bakanlar kurulu yapacak ki bu çok yani bizim dünyamız adına çok farklı bir şeydi yani. Başlangıçta Anadolu İmam Hatip Lisesi, cami ve çarşıdan oluşan proje klinikle ayrı bir değer kazanmıştı. Şimdi yepyeni bir hedef var ufukta. Öğrencilerin aynı mekan içinde üniversite öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için bir de İlahiyat Fakültesi projede yerini aldı. Üniversite yapmak istiyor. Ömrüm diyor ne kadar müsaade ederse işte daha başka şeyler de yapmak istiyorum yani üniversiteden başka. Bana ne düşünüyor? Bana Allah'a şükür et düşüyorum. Elhamdülillah hocam. Hani buranın başında kapının bekçisi olabilirsek ne mutlu amcam. Bize de kapıda bekçilik düşüyor. İnşallah bekçilik yapabilirsek. Allah'a dua etmekten başka bir şey yok. Allah'a şükür diyoruz. Hamdolsun. Çalışmalar boyunca bir demirbaş haline alan karavan için arazinin biraz ilerisine taşınma zamanı. O bir sembol. Bir sevdalının dünyayı minik bir karavanla özdeşleştirmesinin sembolü.